Selam hepinize, videoma hoş geldiniz. Ben Crypto Thunder ve bugün sizlere Stickman Battleground oyununu tanıtacağım. Kendisi bir pay to earn, yani oyna ve kazan mekanizmasına sahip kripto NFT oyunu. Anti enflasyon NFT oyunu oluyor. Şimdiye kadarki en karmaşık ama en yüksek karı deneyimlemeye değer 2022'de NFT oyun pazarı için bir çılgınlık olması bekleniyor. Stickman's Battleground platformlar arası oynanabilir. İlk olarak mobil platformda piyasaya sürülecek. iOS ve Android eğlenceli grafikler, karikatür tarzı Stickman Battleground mevcut pay to earn oyun mekaniğiyle geliştirmek ve pay to earn ile ilgili ekonomiyi dengelerken daha heyecanlı verici oyun deneyimleri getirerek oyun meraklıları için mevcut tüm sorunları çözmek için doğdu. Stickman's Battleground'u tüm zamanların en iyi pay to earn, yani oyna ve kazan oyununun temel değerlerine dönüştürmek istiyoruz. Bu oyuncular en düşük başlangıç yatırımıyla, hatta hiç para ödemeden eşit olarak katılabilir. Heyecan verici savaşlar yaşayabilir. Hayatta kalmak için savaşabilir, kazanan olabilir ve çekici ödüller kazanabilir. Ayrıca oyunculara en iyi değerleri geri getirme arzusuyla oyun topluluğunu geliştirmekle çok ilgileniyoruz. Umarım Stickman's Battleground ile oyuncular oyunla ilgili modası geçmiş kitleleri kırabilir, ışıl ışıl parlayabilir ve tüm tutkularını ve sıkı çalışmanın meyve verebileceğini kanıtlayabilir. Oyun hikayesini hemen bahsetmek istiyorum biraz da. Stickman's Battleground enflasyonla mücadele, gerçek zamanlı çoklu oyunculu shoot 'em up Stickman ve shooter oyunlarından ilham alan NFT oyunu. Stickman eğlenceli ve renkli tasarım, çekici kripto ödülleriyle birlikte ilgi çekici oyun akışını sunarak oyuncu deneyimine öncelik verir. Geleneksel pay to earn'ün ötesinde Stickman's Battleground hem oyun topluluğuna hem de kripto meraklılarına farklılaştırılmış değer getirmek için burada. Evet, şundan da bahsetmek istiyorum. En iyi enflasyonlu mücadele mekanizması. Çöp adam 50 oyuncunun savaş alanına dayalı olarak kendi kendini dengeleyen ayrı havuzları yönetir. Günlük 1000, hatta 10.000 havuz olsa da enflasyon yok. Silahlarda rekabet ortamı yok ve premium ögeler yok. Bu nedenle Stickman oyununda adalet onurlandırılıyor. Stickman, yani çöp adam savaş alanı diyor Battleground. Yakında bilgisayar, Android ve iOS sürümü çıkacak. Bizim mekanizmamız oyna kazan, oyna kazan değil. Enflasyon oranı zaten sıfır. Güzel. Şimdiye kadarki en düşük giriş ücreti çöp adam, savaş alanının isteğe bağlı boyut, zaman çerçevesi ve topluluktan ve oyunculardan talep edilen isteğe bağlı bahisler düzenler. Oyuncular en yüksek bahis miktarında herhangi bir sınırlama olmaksızın 1 dolara kadar düşük finansal aralıklarla uyarı savaş alanlarını seçebilirler. Sadece çekici hayatta kalma oyununun tadını çıkarın ve yüksek kar marjıyla birçok değerli ödül kazanın. Eşsiz ücretsiz oynayın ve tamirci kazanın. Oyuncular ücretsiz oyun dönüşlerini almak için reklamları izleyebilir. Ardından satın alımlara veya oyunlara para yatırmak zorunda kalmadan tamamen savaşa girebilir. Ödüller talep edebilir ve Stickman jetonları için ödül alışverişinde bulunabilirler. Buradaki tüm reklamlar ilginçtir ve oyunculara daha fazla bilgi sağlamak için oyun ve ekosistemiyle ilgilidir. Farklı reklamları görüntüleyen her kullanıcı farklı miktarda Stickman jeton ödülü alacaktır. Jeton sayısı kullanıcıların savaş alanına katılmak için bu jetonları kullanmadıkça jeton satmasını engelleyen akıllı bir sözleşmede kilitlenecektir. Kilit açma oranı oyuncunun pozisyonuna bağlıdır. Karlı staking ve verim tarım ekosistemi kazançlı APR ve APY ile birlikte daha düşük ve hiç gaz ücreti olmayan stake ve getiri çiftliği havuzu aracılığıyla ödüller ve paylaşılan gelir elde edin. Stickman jeton fiyatı zaman içinde aşamalı olacak şekilde ayarlanmıştır. Bileşik faiz IDO'nun piyasaya sürülmesinden hemen sonra ortaya çıkıyor. Heyecan verici zaman çizelgesi IDO 2022 Şubat ortasında olacak. Bir hafta sonra testnet olacak ve bir hafta testnetten sonra anağa başlatılacak demiş. Hemen site içinde biraz gezelim. Şöyle oyun gameplay'i varmış. Bakalım hemen gameplay'ine nasılmış. Şöyle kısa bir gameplay videosu var. İzleyelim. We'll be right back.
Gördüğünüz gibi STMN.io kendisi ikinci olmuş. Siz de oyunu oynayabilirsiniz. 2022'de oyun çıkacak. Oynama ve takas için dinamik NFT. Hem yaygın hem de yaygın olmayan en özel silahlar yalnızca Stickman oyunlarının stilist dövüş tarzına hizmet etmesi için kullanılabilir. Sahip olduğu her şeyi düşmanlarına doğru fırlatır. Burada da karakterler var. Çelik Bahçe varmış. Stickhorn diye bir iki tane karakterimiz var gördüğünüz gibi. Bakalım geri doğru gidelim bakalım. Aynen varmış. Yeşil varmış mesela görüyorsunuz. Cowboy Jackie var. Özel karakterleri var. Hepsinin de kendi özellikleri de altında yazıyor. Silahlarımız var görüyorsunuz, bayağı detaylı silahlarımız var. Evet, güzel bir oyun. Harcadan daha fazla kazanan Stickman'e katılın demiş. Güzel. En iyi enflasyonla mücadele mekanizması, ödül, ücret ve tokenomik sistem en iyi enflasyon ve topluluk aktivitelerden kaçınmak için dikkatlice hesaplanmıştır. Gelmiş geçmiş en iyi mekanizma olmayı hak ediyor demiş. Güzel. Evet, oynanış, rastgele görüntüler, şöyle bakalım. Güzel görüntüleri var görüyorsunuz. Bayağı uğraşılmış bir oyun, iki boyutlu, yani her bilgisayarda çalışacak bir oyun kendisi. Evet, burada da tokenomikleri var. Stickman Battleground yerel ve değiştirilebilir Stickman jetonlarımız tarafından yönetilecek ve desteklenecektir. Aşağıda belirteç tahsis yapısı bulunmaktadır. Tüm kilitleme ve hak kazanma süresi tüm token sahiplerine fayda sağlamak için ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dingemiz hem DeFi işlemleri hem de NFT işlemi için çeşitli yardımcı programlar birlikte gelir. Ekosistem %43, topluluk %6,5, toplam jeton miktarları altında yazıyor. Pazarlama %10, tohum %4, grafik ve likidite de %6, özel %12, token ve kuruculara %20 gitmiş, kamu satışlarına %1,5 gitmiş. Jeton adı STMN platform, Binance akıllı zincir, yani smart chain platformu oluyor. Toplam arzda 230 milyon arz varmış. Güzel. Burada yol haritaları var. 2021'in 3. çeyreğinde oyun geliştirme başlamış. Blockchain geliştirme başlamış. Finansal plan, tokenomik tasarım, özel satış turu başlamış. 2022'nin 1. çeyreğinde şu anda. Görüyorsunuz bazıları tamamlanmış. Yanında mavi tik var. Bazıları tamamlanacak. Token'ın akıllı sözleşmesi mesela. NFT'nin akıllı sözleşmesi. Bunlar tamamlanacak. 2022'nin 2. çeyreğinde olan şeylerin bile bazıları tamamlanmış görüyorsunuz. Böyle bütün yol haritasını kısa vadede, yani 2022'nin sonuna kadar olan yol haritasını buraya koymuşlar. Güzel. Ekip üyeleri var. Huan, Wong, Lu var. Görüyorsunuz burada ekip üyeleri var. Tek tek durdurup bakabilirsiniz buradaki ekip üyelerine de. Bayağı bir ekip üyesi var gördüğünüz gibi. Ortak ve destekçi, bunlar da yakında gelecekmiş. Burada bazıları koyulmuş. Güzel. Evet. SD-Man marka yatırımcımız olarak beyaz listeye alın demiş. Evet, burada kendi dokümanları var. Hemen Türkçe'ye çevirelim. Blockchain, oyun ve LOT'de uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir ekip tarafından geliştirilen NFT oyunlarının kendilerini heyecanlı veren MOBA oyun deneyimine kaptırdıkları ve harika ödüller kazandıkları bir NFT oyun metaverse'ü kurma hayalini kuruyormuş. Ekosistemleri, misyonları ve vizyonları bu şekilde. Pazar yeri, kutu mağaza, DeFi platformu, ödül sistemi, buradan gelip tek tek inceleyebilirsiniz. Bütün girdiğim sayfaların linkleri açıklamada olacak. Hepsi birlikte toplanmış, fotoğrafta çekilmiş, gayet iyi. Sanırım Filipinli olması lazım kurucularda. Yol haritası var. Yani sitede olan her şey burada da var gördüğünüz gibi. Oynanış hakkında da burada bilgi veriyor. Oyun karakterleri var mesela. Şöyle gösterelim hemen. Görüyorsunuz karakterler bayağı iyi. Stickman'in yol haritası var burada. Bunlara zaten baktık. Evet, şimdi de Stickman'in böyle bir PDF'i var. Hemen buraya da hızlıca geçelim. Siz tek tek durdurup buraları okuyabilirsiniz. Ben şöyle hızlı hızlı geçeceğim şimdi. Evet, bu şekilde böyle bir drive sayfaları var arkadaşlar, göstereyim. Aynı şekilde buraya da oyun hakkında güzel bilgiler vermişler. Hatta şöyle bir tık yakınlaştıralım. Burada güzel bilgiler vermişler. Buraya da bakabilirsiniz. Oyun hakkında bilgi veriyor. Token hakkında bilgi veriyor. FOG token falan diyor. Ekonomikleri var gayet iyi. Bu bütün girdiğim sitelerin linki açıklamada. Reklamcıları var burada. Community üyeleri var. Hedefleri büyük ihtimalle 400 bin üye hedefliyorlar. 2022'nin sonunda umarım gerçekleştirirler. Bu şekilde. Facebook sayfaları var. Takip edebilirsiniz. YouTube sayfaları var. Ben abone oluyorum. Buradan videolarını izleyip like atabilirsiniz.
Twitter'ları var. Gene link açıklamada Twitter'larını takip edebilirsiniz. Ben de hemen takip ediyorum. Discord'ları var. Hemen sunucuya katıl diyeceğim ve Discord'larına katıldım. Siz de Discord'larına katılabilirsiniz. Hoş geldiniz diyor. Güzel bir Discord sunucuları var. 30 binde üyeleri varmış arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Discord'larına gayet iyi 500 online var. Burada bildirimler falan veriyorlar. Buralara gelip inceleyebilirsiniz. Genel chatleri var. Hemen şöyle hi yazıyorum. Siz de gelebilirsiniz ve TikTok'ları var arkadaşlar. TikTok'larını takip edebilirsiniz. Güzel videolar yapıyorlar. Oyun içi videolar burada paylaşıyorlar. Bunları da gelip izleyebilirsiniz. TikTok sayfalarının linki de açıklamada. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.